Biz aslında her sene bu güzelliği yaşayarak sizlerin huzurunda olabilme şansını elde ediyoruz. Bugün özellikle çok önemli bir gün, çok önemli bir yıl yaşıyoruz. Özellikle bu turnuvanın bu yıl yapılabilmesinde Sayın Başkanımız Mehmet Tınaz'ın yönetimiyle çok başarılı bir süreç yöneterek bugün ülkemizde bu turnuvanın yapılmasını gerçekleştirdi. Özellikle teşekkür ediyorum başkanımıza ve yönetimine. Sevgili arkadaşlar, tabii Türkiye Tenis Federasyonu olarak bizler hep hedeflerimiz Türkiye'nin bir tenis ülkesi olabilmesi ve bu tenis ülkesi olabilmesi noktasında da dünyanın en iyi sporcularını yetiştirebilme çabasıyla yıllardır projeler üretiriz, yıllardır bu projeleri gerçekleştirmeye çalışırız. Geldiğimiz noktada evet, Türkiye tenis ülkesi olması yolunda çok önemli basamaklar aşarak geldi. Dünyanın en fazla turnuva düzenleyen ülkeleri, en başarılı organizasyon yapan ülkeleri arasındayız. Ve sporcularımız da Marcel ülkemizin tanıtımında ve başarılarıyla çok güzel işler yaptı, yapmaya devam ediyor. Bugün Davis Cup'ımızın, milli takımımızın kaptanlığını yapıyor aynı zamanda. Altı genç bir oyuncumuz çok başarılı işler yaparak geldi. Bu turnuvada da dün çok güzel bir sonuç elde ederek hepimizi mutlu etti. Umarım günün birinde Altuğ ve Altuğ gibi sporcularımızın dünya bir numarası olsunlar arzusundayız. Tabii 72 yıldır bu geleneği sürdürebilmek, demin de başkanıma teşekkür ederken, tenisin hafızası olan, Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübümüzün bir organizasyonu olan ama en önemlisi Türkiye'nin çok önemli bir değeri olan bugün Challenger olarak dünyanın en iyi Challenger turnuvası seçilmiş olmasını da ayrıca gururunu yaşıyoruz. Hakikaten bunlardan bahsetmek ülkeyi tenis ülkesi yapabilmesi hedefi olan bir yönetici olarak da beni çok mutlu ediyor. Ki dünyanın en iyi sporcuların 1946'dan bu yana süre gelmiş sürecin en iyi sporcuları andığımız Bob Hewitt'ten, yanlış hatırlıyorsam düzeltsin arkadaşlar, en son jenerasyonda da Zverev'e kadar bu turnuvalarda Dimitrov dahil olmak üzere hala bu turda devam eden sporcularla anılan bir turnuvamız. Ve bundan sonra da inşallah genç sporcularımız bu geleneği devam ettirecek. Biz de Türkiye Tenis Federasyonu olarak Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü'nün bu köklü turnuvaya ev sahipliği yaptığı ve sahip çıktığı için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu tüm kurullarımızla birlikte burada olacağız. Türk sporunun emrinde olduğumuzu, bu hizmeti veren herkesin emrinde olabileceğimizi sizlere saygıyla arz ediyorum. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sağ olun. Neden bu hava şartlarında İstanbul'a geldi? Turnuvamız için gerekli açıklamaları kendileri yaptığı için ben sadece geçirdiğimiz süreçten biraz bahsetmek istiyorum. Normalde turnuvamız Eylül ayında oluyordu. Ama ana sponsor bu sene destek veremeyeceğini söyledi. Başkanımızla görüşmeler yaptık. Ama böyle bir turnuva, 85 bin dolarlık bir turnuva yaklaşık 150-160 bin dolara mal oluyor. Çünkü oyuncuların yemekleri, top, çalışanlar ve otel ücretlerini ödüyoruz. Bu açıdan önce yapmama kararı aldık. Ama başkanımızın da dediği gibi bu arada çok gurur verici bir şey oldu kulübümüz için. Birçok Challenger iptal oldu. Rusya'daki Challenger iptal oldu ve ATP, yani Dünya Tenis Birliği kulübe bu turnuva yapması için açık destek verdi. Siz bu turnuva yeter ki yapın, biz tüm desteğimizi veriyoruz dedi. Bu gerçekten bizi çok gururlandırdı ve verdiler ve vermeye devam ediyorlar. Biz de turnuvayı bu tarihte yapma kararı aldık. Ama hangi tarihte yaparsak yapalım, yağmur yağıyor. Fakat bugünden sonra hava açacak. Merak etmeyin, yine dışarıda oynanacak. Güzel maçlar olacağına inanıyorum. Başkanıma teşekkür ediyorum. Yine Koza'nın sahibi Şükrü İlker Bey de bizi bu turnuvada yalnız bırakmadı. Turnuvanın olması için bize destek verdi. Ona teşekkür ediyorum. Melis'e ve bütün ekibe pandemi şartlarını sağladıkları ve
en iyi şekilde kulübü düzenledikleri için teşekkür ediyorum. Size teşekkür ediyorum. Bugün teşekkür günümüz. Gerçekten çok mutluyuz bu turnuvayı yapabildiğimiz için. Gururluyuz. İnşallah iyi bir turnuva olacak ve önümüzdeki hafta da hemen biter bitmez bayanlar turnuvası başlayacak uluslararası Cumhuriyet kızları olarak. Oraya da çok iyi katılım var. Sıralamaları görüyoruz. Dünya tenisinin ilk yüzünden bayanlar gelecek. İki hafta Türk tenisi bir şölen yaşayacak. Umarım erkeklerde ve kızlarda yüzümüzü güldüren sonuçlar olur. Mutlu oluruz. Bir oyuncumuzu finalde görürüz. Şampiyon görürüz. Amacımız bu. Başarılı bir turnuva olması dileğiyle sözü Melis'e devrediyorum. Doğru süreçinde içinde turnuva organizan eden TED Spor Kulübü'nde ve Türkiye Tenis Federasyonu'na çok teşekkür ediyorum. 2007'den beri bu turnuvada mücadele ediyorum ve toplam bu kategorisinde 4 turnuva kazandım ve TED Open İstanbul Challenger benim çok önemli bir rol oynanıyor. Ameli oyuncu kaptan olarak tüm oyunculardan çok memnun kaldım. 6-3'lik bilek dün çok iyi maç kazandı. Bugün Cem zorlu maça çıkıyor. 6 Sarp bugün de çiftlerde katılıyorlar. Ve tüm sporcular başarılar diliyorum.